أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. مثنوي نورية نقطة رسالesi. Kainat kitabının nasıl burhan, delil olduğunu açıklayan bölümde idik. Evet. Ve diyordu ki Allah'ı bulmaya giden yollar kainattaki insan adedincedir, mahlukat adedincedir, enfasıl halaik, yaratılışın, yaratılmış olanların, var olanların her biri adedincedir. Bu kadar çoksa o zaman rahat bir şekilde herkesin ona ulaşması lazım ve onu görmesi lazım. Tamam canım, işte apaçık biliyoruz demesi lazım. Neden demiyor? Onu şöyle soruyor. Neden aklıyla herkes göremiyor? Şurasını anlıyoruz ki gözle görmek istemek bir defa tarif dışı, yani tarif ile çelişir. Kainatın yaratıcısı kainat cinsinden bir nesne imiş gibi görmek istemek çelişki. Şimdi kainat cinsinden nesne olsa yaratıcı olmaz. Yaratıcı ise kainat cinsinden, yaratık cinsinden olmaz. Çelişkili bir durum. Ama en azından aklıyla görmek, muhakeme ederek görmek neden mümkün olmuyor herkes için? Neden görmüyorlar ya? Cevap. Cevap çok açıklamaya ihtiyaç duyduğum bir yer burası. Açıklanması gerekir benim için de. Cevap şöyle başlıyor. Kemal-i zuhurundan, zıttın ademinden. Bunlar ne demek? Bunlar ne demek? Evet, kainatın takip eden cümle de öyle. Teemmel sturul kainati fe inneha minel mele'il a'la ileyke resail. Yani bu bir eski şiirden alınmış bir beyt. Kainatın satırlarına dikkat et. Yani diye söylüyor, bakalım nasıl kendisi tercüme etti. Sahife-i alemin eb'ad-ı vasiasında nakkaş-ı ezeliğinin yazdığı silsile-i hadisatın satırlarına hikmet nazarıyla bak ve fikri hakikatla sarıl. Ta ki meleği aladan uzanmış, uzanan şu selasil resail seni alayı illiğini tevhidi çıkartsın. Yani bir Arapça metni anlatmak için bir başka Arapça metni Türkçe olarak yazmış. Zor değil de kelimeleri tek tek normal dilde kullandığımız kelimelere dönüştürmemiz lazım.
Şöyle açıklıyor bu beyti. Alemin sahifelerinin, sahife-i alamın ebadı vasıasında o çok geniş boyutlarında şu sahife-i alemin her yerinde diyelim. Nakkaş ezelinin yazdığı, yani şu kainatı kim böyle güzel nakşetmiş, tezyin etmiş ise onun yazdığı silsile-i hadisatın, yani şu kainat bir devamlı yazılış gibidir. Böyle bir kitap yazılmış duruyor değil. Devamlı yazılıyor. Silsile-i hadisatın satırlarına, yani her bir yaratılışta görünen, tezahür eden mahlukatın o anki durumuna hikmet nazarıyla bak. Ya bu nasıl oldu da böyle oldu de. Hikmetini ara bunun. Niye böyle oluyor de. Bu kendi kendine böyle olabilir mi de. Hikmet nazarıyla bak. Yoksa böyle taşa bakar ve anlamsız bir şekilde işte bu taş canım der gidersen hikmet nazarıyla bakmadığın için ondaki manayı, mesajı anlaman mümkün olmaz. Ve fikri hakikatle sarıl. Ne demek? Hakikati arayan bir tefekkür ile sarıl ona. Bunların aslı esası ne de? Neden bunlar böyle oluyor de? Yani bu konuda tefekkür et. Tefekkür etmeden işte canım bunlar dağlar, taşlar, dünya, ay, yıldız, güneş, her neyse işte hayvanlar, bitkiler, Allah yarattı bunları de. Bunda bir şey çıkmaz. Neden? Bir fayda sağlayamazsın bundan. Neden? Çünkü tefekkür etmedin ki üzerinde. İnsan tefekkür etmezse bir sonuca ulaşamaz, bir faydası da olmaz. Ta ki meleği aladan uzanan şu selasil resail, şu mektuplar silsilesi. Yani bir mektup almıyoruz arkadaşlar. Devamlı mektup geliyor. Öyle düşünün ki, şimdi artık mektupla konuşulmaz da, internette inbox ne diyor, ne derler Türkçe'de bilmiyorum. Inbox'a yani mesajların geldiği yer. Devamlı yeni mesaj geliyor. Öbürünü okuma desen olabilir. Al sana bir daha. Al sana bir daha. Yenisi. Devamlı yeni mesajlar geliyor. O silsile-i resail, mektuplar silsilesi seni alâ-yı illiyyini tevhide çıkaracak. Yani tevhidin en yüce mertebesine çıkacaksın. Şimdi bunun nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini anlatacak aşağıda. Ama önce bizim şu kemal-i zuhurundan, zıttın ademinden dolayı herkes aklıyla göremiyor. Anlamamız lazım. Bu konuda bir şeyler söylemek isteyen var mı? Ne demek bu? Önce kemal-i zuhur. Aslında kemal-i zuhur ile zuhurunun mükemmelliğinden dolayı insanlar göremiyorlar. Neden? Bu ne demek? Kemal-i zuhur ne demek? Zıttın ademi. Ademi yok. Yani zıttı yok. Zıttı olmadığı için insanlar mukayese yapamıyorlar. Öyle bir yaratıcıya ulaşıyor ki insan aklı, insan hisleri, aklı, her şeyi, insaniyeti zıttı olmadığı için ulaştığı sonucun mukayese yapmak suretiyle ha şu değil de şu diyemiyor. Onun için de insan duygularında yerleşmiyor. Yalnızca ya böyle bir şey olabilir ama nasıl bir şey ben bilmiyorum deyip bırakıveriyor. Yani desek bize zıttıyla mukayese edebildiğimiz bir şey olsa mesela bu elma değil kardeşim bu erik. Elma şöyle lezzeti vardır, eriğin böyle lezzeti vardır diye bir elmadan bir de erikten ısırıp yesek
Ha, zıttı olmayan bu, neden o kainatın halıkını herkes rahatlıkla görüp bulamıyor? Arkadaş soruyor, diyor zıttı olmayan ne diyor, değil mi? Yaratılmayan bir şey yok manasında mı? Hayır. Ben öyle anlamıyorum. Yaratılmayan yaratılmıyor zaten, yok öyle bir şey, muhakemem sarmıyor. Yaratılmayan bir şey yok demek ne demek? Onu bir türlü kavramadım ama zıttı olmayan ne dersen, şu kainatın bir yaratıcısı olması gerekir. Sonucunun insan dünyasında yerleşememesi ve bazılarının nasıl bir şey bu canım deyip kavrayamadığı için yok öyle bir şey demesi. Çünkü insan eşyayı zıttı ile tanır. Yani kainattan bir parçaymış gibi düşünme meyli var insanlarda. Onun için iyi dikkat edin, yaratıcıyı, Allah'ı kabul etmeyen yok canım, öyle bir şey yok. İnsanlar uydurmuşlar, öyle hoşlarına gitmiş uydurmuş diyenler var, çok bunlar. Bu insanlar, yani ciddi delillerle gelen çok az da, böyle yüzün ne derler, üstün körü derler değil mi? Üstün körü düşünüp, ya bunlar böyle Allah varmış, nerede Allah kalbin, işte kainatı görüyoruz bitti deyip geçiştirenler var. Onlar çoğunlukta. Yani inkar etmek için delil getirmeye kalkmıyor. Ben bilmiyorum işte, böyle bir kainat var, yaşayıp gidiyoruz işte diyenler çok. İddia edenler az. Fakat biz yanlış anlıyoruz. Toplumun din anlayışını, toplumdaki görünen din anlayışından memnun olmayan, tatmin olmayan insanların dine karşı çıkmasına, Türkçe konuşulan toplumlarda dinsiz derler. Bu çok yanlış bir tabirdir. Çok yanıltıcı bir tabirdir. Toplumda mantıksız, muhakemesiz, insanın kabul edemeyeceği bir şekilde din anlatılmasına karşı onu reddetmek dinsizlik değil ki. Doğru bir iş yapmak. Ya yanlış bir şeye yanlış diyorsun. Doğru değil mi bu? Yanlış. Sana mantıksız anlatılan bir şey var. Bunun mantığı falan yok kardeşim, ben bunu anlamıyorum, anlayamıyorum, kabul de edemiyorum deyip reddediyorsun. Gayet doğru bir iş yani. Onun için öyle çevrendeki her insan, namaz kılmayan her insana ya da dindarlara taraftar olmayan her insana, dindar diye bilinen, kendini dindar zanneden ehli dünya aslında çoğunluğu, ceplerinden parayı al bakayım bir, nasıl isyan ederler o dindar dediğin adamlar. Ekonomi bir gelişmesinde bir gör bakayım, dindar birisini desteklerler mi? Yani bunların hepsi palavra. Onun için bizi kandırmasın bu insanların dindar görünümleri, o dini temsil ediyor falan zannettirmesin bize. Öyle bir şey, ben öyle bir şey hiç görmedim. Yani dini temsil eden de toplumdan, ben de dindarım diyen rastgele insanların yaptığı temsiller, konuşmalar dini kabul etmek değil, dini reddettirmek için çok güzel örnektirler. Ha, bu insanlara bakıp da dinsizler demeyin diğer insanlara. Müslümanlara taraftar olmayanlara hemen dinsiz, Allahsız de damgası vurmayın. Onlara İslam'ı anlatın, Müslümanları değil. Müslümanları savunmayın. Onlara Müslüman denen dedim. Bana ne, herkes bir şey der kendine. Biri kendine Müslüman der, öbürü de ben Hristiyanım der, bana ne. Ama İslamiyet ne diyor? İslamiyet ne diyor deyince Kur'an ne diyor? Gel bunu çalışalım de. Gel buna bakalım de. O zaman başla la ilahe illa hu'dan. Anlat bu ne demek diye.
insanların ben dindarım diyenlerin la ilahe illahu ağzından düşmediğine bakma. Ne demek o? Anlıyor musun desen, kahir ekseriyeti bilmez. Ama yani sonunda Allah diyor ya, işte Allah diyorsa doğru canım, bu kainatın da bir yaratıcısı olması lazımdır ama hayatı tamamen ehli dünyadır. Deneyin. Dünyalarına bir zarar verin de bir görün. Zarar gelsin de bir görün onlar nasıl Allah'ın dostu olduğunu. Hepsinin değil de çoğunluğunu. Görün bakalım. Evet. Kolay bir iş değil, mert olmak lazım. Böyle dinsiz deyince aklımıza Türkçe konuşulan toplumlardaki dine karşı olduğunu söyleyen insanlar, özellikle gençler gelmesin. Ama Allah düşmanları var. Birkaç tane yani Allah'ın düşmanı, mutlaka onu kabul etmeyeceğim, reddedeceğim inatçılığını gösterenler var. Onların hepsini toplasan bir avuç bir şey eder toplumda. Onlar da olacak, o kadar da olur yani. Olması da lazım. Ölçü birimi olsun diye onlar da olsun. Peki anlatılmak istenen ne? Verilmek istenen ne? Burada ne diyor? Bu kemal-i zuhurundan, başka yerlerde şiddet-i zuhurundan derler. Ve burada açıklayıcıdır. Zıttın ademinden, zıttın olmayışından. Bu ne demek? Bunu çok zor bir konudur bu. Çünkü benim bildiğim çok insanlar es geçerler, ulema dahil es geçer. Bu konuda çok fazla bir şey söylemezler yani. Niye? Açıklaması zor, belki kendi de anlamıyor. Biz de öyle anlayabildiğimiz dedim, anladık diye değil de en azından nasıl anlaşılması lazım geldiği konusunda bir fikrimiz var mı? Önce size soruyorum, var mı bir fikriniz? Kimseden bir ses gelmiyor. O zaman ben yani aklıma gelenleri paylaşayım sizinle. Şiddet-i zuhurundan, kemal-i zuhurundan demek, zıttın adem yokluğundan da, zıttı yok. Neden? İnsan kabiliyetleri öyle yaratılmış ki eşyayı, ama dikkat edin, eşyayı zıttıyla tanır. Yani karanlık, aydınlık, büyük, küçük, yakın, uzak, ağır, hafif, bak zıttıyla tanır eşyayı. Canlı, cansız. İşte bu kedi değil, bu efendim kuş değil, güvercin değil. Ama serçe mesela, böyle mukayeselerle eşyayı tanıma kabiliyeti var. Fakat insanın bu kabiliyeti kötü değil, çok iyidir. Bu kabiliyeti ta insanı alıp götürüp şu kainat mahluk ise, yani yapılıyor ise, yapılmış ve yapılıyor ise, bunun bir yapıcısı olması lazım gelerek götürür. Ama insanlar, buraya iyi dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer başka bir işle meşgul ve aynı zamanda dinliyorsa olmaz bu işler. Çok çok oturacağız. Gerçekten bir saatimizi bu işe vereceğiz. Basit işlerden mesela, konuların basit olan yönlerini konuşmayız biz. Genellikle kültürde, medeniyette, Müslümanların toplumunda, dikkat edin İslam demedim, Müslüman diyenlerin toplumunda ihmal edilen yönü konuşuruz. Genellikle. Onun için hep ters ters şeylerden bahsederiz. Neden? Herkesin bildiği ve doğru olan bir şeyi konuşmayız biz. Ne? Herkes biliyor. Niye konuşuyorum ki? Biliyor zaten. Yanlış bilinenleri konuşuruz veya konuşulmayanları konuşuruz. Mesela bu iş, şu soru konuşulmayan bir sorudur.
şiddeti zuhurundan Allah'ı insan aklı kavrayamıyor. Ne demek bu? Gerçekten böyle bir olay var mı? Var. İnsanlar bu alışkanlıklarını, yani eşyayı, şu kainatın içindeki nesneleri, zıtlarıyla tanıma kabiliyetlerini Allah'ın zatını tanımaya yönlendiriyorlar. Yaratıcının zatını tanımaya yönlendirince, yaratıcının da zıttı olmaz, mutlak olanın zıttı olur mu? Mutlak olanın zıttı olmaz. İyi dikkat edelim. Yani bir şekil veremediğin, bir benzetme yapamadığın, şuna benzer, şunun gibi demediğin, diyemediğin, kainat cinsinden olmayan şu kainatın yaratıcısını bir zıt ile tanımak mümkün olur mu? Yani bu kainat yaratıcısı ağır değil ama hafif değil ama ağır, küçük değil ama büyük, yumuşak değil ama sert falan. Bu böyle bir mukayeseyle tanıyabilir miyiz? Çok dikkat etmemiz lazım bu kavrama. Neden? Kainatın tümüne bakıyoruz, kainattaki tüm eşyaya bakıyoruz ve her bir eşya ben yapılıyorum. Bilinçli birisi, bilinçli bir şey tarafından yapılıyorum. Kasıtlı bir şekilde vücut veriliyorum ve benim vücuduma bakarsan onu, o vücudun veriliş şeklinde acayip özellikler göreceksin ki bu özelliklerin de eşi benzeri yok kainatta. Kimsede mutlak ilim, kimsede mutlak kudret yok. Yani mutlak dediğince tabii kainat cinsinden olamaz demek. Hiç kimse demez ki mesela bir kitap kendi kendine yazıldı. Kitabı yazan kitap değildir. Kitap gibi de değildir. Olamaz. Kitap gibi olsa o da yazılmış olacak. Kitap kendi kendini yazamaz ama kitap gibi bir şey o da kendi kendini yazamaz. O zaman kitabın yazarı kitap cinsinden olmaması zorunludur. Mantıken zorunludur. Kitap cinsinden olmayan bir şeyi kitabın bir parçası gibi anlamaya çalışmak insanı çıkmaza sokar. Onun için insanlar kainattan bir parçaymış gibi kainatın yaratıcısını mustasvir etmek, tahayyül etmek isterler. Çünkü alışmışlar her şeyi zıttıyla tanımaya. İnsan alışkanlığı bu, kainat içinde ama. İyi dikkat edelim. Kainat içinde bir parçayı tanırken, mesela size desem ki benim evde bir halı var. Nasıl bir halı? El dokuması mı, makine dokuması mı? Kıyas yapacağız. Rengi nasıl? Desenli mi, desensiz mi? Modern desen mi, klasik desen mi? Yün mü, pamuk mu, yoksa şu şimdiki çıkan fiber mı ne diyorlar? Bilmiyorum ben. Plastik mi diyelim? Plastikten halı mı olur demeyin. Adını bilmiyorum. Vardır onun bir ismini. Aybenur Durgun. Dur bakalım bir konuyu anlatalım da ondan sonra Allah'ın sıfatlarının zıttı yok mu? Benim anladığım Allah'ın zatının zıttı yok. Yoksa sıfatlarının zıttı var. Maşallah ne demek Allah'ın sıfatları? Aybenur nereden biliyorsun Allah'ın sıfatlarını? Biraz metodoloji öğrenmek lazım. Birazcık sabırlı olun lütfen. Böyle kültürden getirilen bilgiyle olmaz. Bizim bu grupta olmaz. Kültürden alıp gelip copy paste yapsak şimdiye kadar kaç tane kitap bitirirdik? Onu bırakın şimdi.
Şimdi Allah'ın zatı olma sıfatı ne demek? Allah'ın zatının sıfatı zıttı olmaz. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Neden? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Yani sorunuz güzel ama sorunuz kültürden gelme olduğu için kültürden gelmeleri biz bir şey demiyoruz yani. Ha, sentetik halı diye arkadaş haber verdi. Sentetik mi? Bu mukayese yapacağız da anlayacağız. Şimdi bu mukayese kabiliyetini yaratıcıyı anlama konusuna taşıdığımızda yaratıcıyı anlama konusuna taşıdığımızda kullanamadığımız için zıttı olmayan bir şeyi anlamaya çalıştığımız için yok böyle bir şey diyoruz. Yani olsaydı biraz anlardım canım, biraz fark ederdim diyoruz. Mesela diyelim ki diyelim bir dağ aya göre küçük bir şey. Ama benim evimin önündeki bir kaya parçasına göre çok büyük bir şey. Onun için birisi dese ki benim evimin önünde büyük bir şey var. Ne deriz? Ne? Kaya parçası ne kadar büyük deriz? Mesela şu tepe kadar büyük mü? Yoksa çakıl gibi mi deriz? Yani küçük bir taş parçacığı kastederiz. Çakıl kelimesinin ne demek olduğunu aşağı yukarı Türkçe konuşanlar bilir. Çakıl gibi deriz. Onu mukayese ile o büyüklüğünü tanımaya çalışırız. Mukayese ile. Bu kabiliyeti kainatın yaratıcısını anlamada, kainatın yaratıcısının özelliklerini, arkadaşın yazdığı sıfatlarını anlamada kullanmaya kalkarsak inkar ederiz. Neden? Anlayamayınca olsa böyle bir şey, yani insanın iş olmasa birazcık bir şeyler kavraması lazım. Yok deriz ya, böyle bir şey. Kavrayamıyorummuş bir şey deriz. Efendim örnekler verilirse güneşe çıplak gözle bakamaz. Canım biraz karartıcı ne derler? Karartılmış güneş gözlüğüyle bakarsan. Bunlar örnek değil arkadaşlar. Şiddet-i zuhurundan demek onun yaratık cinsinden bir şey olmamasından dolayı yaratıkları tanımak için sahip olduğun kabiliyetin onu tanımada kullanırsan tanıyamazsın, hatta inkar edersin. Yanlış yolda gidiyorsun tanımada. Ya nedir o zaman bizim yaratıcı dediğimiz veya Allah var dediğimiz, bizim insani kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle kainattaki eşyanın varoluş biçimine bakmak suretiyle, bunu aşağıdaki paragraflarda anlatacağım. Kainattaki eşyanın varlık alemine geliş biçiminde biz insan kabiliyetlerimizle algılıyoruz ki bunların kainat cinsinden olmayan, kainatın bir parçası olmayan, kainat gibi olmayan bir var edici kaynağı olması zorunludur. İnsan aklı için. İnsan aklı ne yaptı şimdi? Bu eşyayı zıttıyla tanıma kabiliyetini kainat ile onun varlık kaynağını kavrama arasındaki zıtlıkta, birisi yaratık ise onun yaratık olmaması lazım. Birisi yaratılmaya muhtaç ise onun yaratılmaya muhtaç olmaması lazım. Yani yaratıklar gibi olmaması lazım sonucuna ulaşır. Yaratıklar gibi olmaması lazım sonucuna ulaşır. Dikkat edelim bunlara. Bunlar önemli konular. İşte onun için Kur'an imanı gayba iman olarak anlatır. Gayba imanı Türkçe bilinmeyene, görünmeyene denir. Halbuki zıttı olmayan, yani kainat cinsinden olmayan,
Ya bu kadar basit ise millet neyi anlamıyor demeyin arkadaşlar. Çünkü zıttı olmayan demek, kainat cinsinden olmayan demek olduğunu anlamak hiç de kolay bir aşama değil. Buraya gelebilmek için yıllar tefekkür gerekiyor. Ezbere konuşmak değil. Gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle mi de? Çok basit anlaşılabilen bir mevzu. Ama kültürde bu tarzda bir muhakeme olmadığından kültürde imanın konusunu canım ona akıl sır ermez deyip geçiştirdiklerinden peki neye inanıyoruz ya deyince aa olur mu biz Müslümanız demek suretiyle onu iman konusu edindiğini zannedenler yanılıyorlar. Fakat o şekilde bir kültürde büyüdüğü için insanlar hep öyle konuşup gidiyorlar. Onun için biz düşünce, muhakeme tarzımızda bir değişiklik yapmamız lazım. Ondan sonra çok kolay. Hiçbir zaman hiçbir sanat eseri aynen o sanat eseri cinsinden bir kaynaktan gelmez. Mutlaka onun tamamen farklı bir yapıcısı, tercih edicisi. Birisi tercih edilen ise öbürü tercih eden olacak. Tercih edeni tercih edilen cinsinden tanımlayamazsınız. Onun için bu kulhuvallahu ahad Allahu samet lem yelid ve lem yulet var ya lem yelid ve lem yulet bunu anlatır. Ve lem yekul lehu kufuven ahad buna o hiçbir şeye benzemez. O hiçbir şeye benzemez. Kavrayamayacaksam neye inanayım ki öyleyse deyiveriyor insanlar. Ama onun hiçbir şeye benzemez olması, yaratık gibi olmaması, yaratılmaya muhtaç olan, var edilmeye muhtaç olan şu kainatın herhangi bir parçası gibi olmaması onun yaratıcı olduğunun delilidir. Çünkü yaratıcı olmak için yaratıklar gibi olmaması, onun eserleri gibi olmaması gerekir. Ya değişik ifadelerle bu mesele anlatılır da artık ben bugünkü şu zıttının yokluğundan insanlar Allah'a inanmamayı tercih edebiliyorlar. Ama insanda kabiliyet var. Peki diyelim ki ben dedim ki ya Allah diye bir şeyden bahsettiler bana. Kim bu Allah dedim, kimse tarif edemedi. İşte sen bilemezsin onu dediler. Ya çünkü o yaratıcı o, insanın gayıp da o dediler. Gayıp da bilmediğim bir şey, nereden inanayım dedim adam çekip gidiyor. Neden? Biraz da haklı böyle bir şeye inanılmaz ki gayıp da o dedi diye. Ne demek kayıpta olmayı açıklamak lazım? Kayıpta olmak ne demek? Çok basit. Kainat cinsinden olmamak. Bak çok basitmiş değil mi? Yaratık cinsinden olmamak. Bir resim tablosu gördüğünüz zaman, el yapma bir resim tablosu gördüğünüz zaman, bu tablonun içinde o tablonun yapıcısını aramaya kalkmak nedir arkadaşlar? Akılsızlık yani insani değerleri yerinde kullanmamaktır. Yani bu parça, o resim parçasının içinde, resmin içinde bir parçanın hangisi yaptı bunu diye aramak. Bunu ne yapar? Materyalist dediğimiz, seküler dediğimiz bilim böyle yapar. Yani sen o üniversite mezunudur buradaki arkadaşların hepsi en azından fazlası yok değilse. Sen o üniversiteye kadar okuduğun, sana anlatılan her şey eşyayı kendi cinsinden izah etmeye çalışmaktır. Eşyanın varlığını. Ama sana söylemez eşyanın varlığını. Ben izah ediyorum de. Der ki bu ağaç nasıl oldu da büyüyor. Der o da yani
sana açıkça ben Allah'ı inkar ediyorum falan demez. Ya tabii olarak böyle büyür ki, işte öyle olmuş gelişmiş der. Öyle ne derler? Evrimleşmiş der. Ne demek evrimleşmiş? Yani çok komik bir kelimedir evrim kelimesi. Evrimleşmişe devamlı enzim yapıyor efendim. O da devamlı kendini adapte ediyor. Kim kendini adapte ediyor? Kim bu akıllı adam? Bende bile kendimi adapte edecek özellik yok. Her girdiğim topluma 1 yıl, 2 yıl alışmak için çabalıyorum. Bu akılsız, şuursuz, iradesiz bilmem ne atomu veya partikülü kendini topluma uyarmak için çalışıyormuş. O ne bilecek, öyle söylediği yok ki. Görmedim ki onda öyle bir özellik. Ama bak öyle oluyor diyor. Öyle yapılıyor. Doğru. Öyle yapılıyor. Öyle kendi kendine olmaz. İnsan aklı buna hiçbir sürü de demez. Ama buna ilim diye bize yıllardan beri yutturuyorlar. Ve hepimiz bu eğitimden geçtik. Farkında mıyız? Ama ben evrime inanmıyorum. Evrim diye bir şey olmaz diye konuşmanın faydası yok da. Çünkü bir şey ifade etmez böyle bol keseden atan ifadeler. Yalnız bizim dikkatli bir şekilde bunlar ne demek istiyor ve benim alternatif görüşüm ne? Hangisi daha insanidir? Hangisi daha makuldür insan için? Evet, bu makul, öbürünün hiç makul tarafı yok. Akılsız, düşüncesiz, iradesiz parçacıklar kendilerini çevreye oluşturmak için çabalarlar diyor. Ya kim bu çabalamak için tercih yapma özelliği olması lazım? Bu adam, bu dediğin şey partikül, parçacık. Aklı yok, fikri yok, bir şeysi yok. Nasıl var edildiyse öyle var olmak. Kainattaki hakim olan varoluş kurallarına uyumak zorunda. O kuralların mahkumu olan bir varlık. Bunu kim böyle var etti? Kim buna bu özellikleri verdi diye sorsana, kim vermiş olabilir? Oradan bu soruyu sorduktan sonra kainat cinsinden olmayan bir şey sonucuna ulaşmak insanidir ve o kainat cinsinden olmayan bir şeyi insan kabiliyetleri kavrayamaz. Ama böyle bir şeyin olması lazım geldiğinden insan kabiliyeti emin olur. Geldiniz, evde beklenmedik bir şey olmuş. Hemen dersiniz bunu kim yaptı bilinçli bir şekilde. Birisi de ki rüzgarlar esmiş de burada bir işte telefon oluşmuş dese ne dersin? Abi, 1 milyon yıl, 1 milyar yıl, 10 milyar yılda olmuş canım dese yine gülersin. Ama kainat 1 milyar yılda kendi kendine bu hale gelmiş diyor. Kimse gülmüyor buna. Ne kadar duyarsızız ya, bu böyle saçma bir fikre yalnızca gülünür. Yani biyoloji dersinde, fizik dersinde, kimya dersinde bize anlatırlarken kullanılan her cümleye bizim gülmemiz lazım. Evet, böyle bir şey yapılıyor ama bu kendi kendine böyle oluşuyor diyemezsin. Ben insanım. İnsani kabiliyetlerimi kullandığım zaman bir kendi kendine oluşmadan bahsetmem için benim deli olmam lazım. Yani insaniyetimi çıkarıp atmam lazım. Bu da hiç aklımıza gelmez. Onun için de o seküler dediğimiz bilgilerle düşünme alışkanlıklarımız devam eder. Bu sefer dini naklederek konuşmaya başlarız. İnanç meselelerini, işte İslamiyet'te biz şöyle inanırız, böyle inanırız diye. Neye? O İslamiyet'te böyle inançlar var. Neye? Bundan emin misin? Bizim dinimiz İslam canım. Kabul etmesen dinsiz kafir olursun. Kafir olunca cehenneme gidersin. Bunlarla olmaz. Yani bunlarla dinin hiçbir alakası yok. Bu takım söylemlerle dinin alakası yok. Kur'an böyle diyorsa böyledir, ayet böyle diyorsa böyledir, hadis böyle diyorsa böyledir. Ama neden? Nasıl tasdik ettin sen bunu? Nasıl bu hak bir cümledir dedin, açıklaması yoksa
Bunlar din, inanç olamazlar. Her neyse, onun için böyle derinlemesine düşünmek zorundayız. Zıttı olmayan aleme girince, zıttı olmayan alemi her şeyi zıttıyla tanıma kabiliyetine uygulamaya kalkarsak, bu kabiliyet onu algılayamayınca reddeder. Ne yapacağız? Zıttı olmayanı zıttı olmayan olarak kabul edeceğiz. Zıttı olmayanı zıttı olmayan olarak kabul edeceğiz. Yani ne diyebiliriz bu arkadaşımızın öyle yani kitapların yazdıklarını naklederek söylediği de oldu söylediğinde şunu anlayacağız o söylenilen nakledilenlerde. Mesela kainat bakıyoruz yapılıyor. Yani birisi devamlı değiştiriliyor. Bunun yapıcısı kainat gibi değilse o zaman o kendi kendine var olan yapılmaya muhtaç olmayan olması gerekir deriz. Ama peki yapılmaya muhtaç olmayan nedir denildiği zaman onu kavramayız. Kavrayamayız. Öyle bir kabiliyetimiz yok. Ama yapılmaya muhtaç olmayanın olması lazım. Her insanın her gün kullandığı bir kabiliyettir. Kitabı kor önüne herkes demez mi bu kitabın yazarı kim diye? Hiç dünyada bir insan var mı? Ne yazarından bahsediyorsun kardeşim görmeden etmeden? İşte kitap böyle. Kendi kendine böyle olmuş. Ya bu kağıt mürekkep kendi kendine böyle olur mu? Deli misin? Aklı yok, fikri yok diye her insan itiraz eder. Dinli dinsiz fark etmez. Eğitim görmüş görmemiş fark etmez. Herkes itiraz eder. Ya bu kitabın yazarı kimdir? Değil mi efendim? Bu kitabın mutlaka bir yazarı var. Niye? Çünkü ben şöyle kitabı elime aldığımda kağıtla mürekkep kendi kendine bu hale gelmez. İnsan bunu anlar. O zaman bu kitabın bir yazarı olması lazım der ve yazar kitap cinsinden olamaz. Yani buna bazı ulema, Nursi de dahil bunlara, onlardan nakleder, der ki, sani masnu içinde aranmaz. Yani kitabın yazarı, kitap cinsinden bir parça, bir nesne olarak aranmaz. İnsan aklı bunu reddeder. Mesela bir makine kendi kendini böyle yaptı de. Kapı, yani en basit pencere, kapı. Birisi sana dese ki, bu kapı kendi kendini böyle yaptı dese ne dersin? Tabii olarak böyle yaptı. Tabiatında var canım kapı olmak dese ne dersin? Deli misin sen dersin ya. Sen insan değil misin kardeşim ne yapıyorsun dersin. Seninle konuşulmaz dersin. Çeker gidersin. Ya bu kapı bu. Kapıda ne var ki kainatın? Yaratılışına bakınca, bir hücrenin çalışmasına bakınca, bir DNA'nın iç yapısına bakınca kapı ne ki? Örnek bile olamaz, kıyas bile edilmez. Onun mükemmellikle, o kainattaki yaratıkların mükemmelliği karşısında. Eline bir tane sivrisineği al veya bir böcek al, kapıyla kıyas etmeye kalk, deli derler sana. Kainatın yaratılışındaki harikalık kapının yapıcısının kapının parçacıkları olamayacağını anlayan insan o harika kainatın yapıcısının kainat cinsinden olamayacağını düşünmesine rağmen kesinlikle böyle bir şey olması lazım demesine rağmen sonunda neden yani inkar ediyor demeyelim de bigane kalıyorlar. Neden? Çünkü onun kendisini düşünmeye kalkıyorlar. Buna şunu da ilave edeyim. Onun özelliklerinin bizzat kendilerini düşünmeye çalışıyorlar. Kainat cinsinden olmayan bir şeyin mukayese kabul etmeyeceği için özelliklerinin bizzat kendisini düşündüğünde düşünemezsin. Hafsalana girmez. Öyle bir kabiliyetin yok.
Sen yaratık bir parçasın. Yaratıcıyı kavrama, yaratıcıyı kapsama kabiliyetine sahip olman için kabiliyet itibariyle mutlaktan daha geniş olman lazım. Kainattan daha geniş yetmez. Kainatın yaratıcısı kainatçısından değilse ona ne denir? Sonsuz. Sen de sonsuzu aşan bir kabiliyet olması lazım ki bu zaten tanım gereği zıttır. Sonsuzu aşan bir şey olsa o sonsuz olmaz. Yani burada bir sonsuz var, bir de onu aşan var olsa ona sonsuz denmez. Aşan varsa onun yanında küçük kalır. O zaman o sonlu. Yani bunlar hep kavram çelişkileridir. Ne kainatın yaratıcısının zatı, ne de onun özellikleri bizzat kendileri olarak kavranması mümkün değil. Fakat tersiyle tanımlanabilir. Mesela kainatın yaratıcısı kainat cinsinden olmaması gerekir. Bak tanımladım. Kainatın yaratıcısı sınırlı bir yaratma veya güce sahip olmaması gerekir dedim. Bakın hep nefi ile tanımladım. Nefi ile tanımladım. Yoksa mutlak olan özellikleri bir rakamla ifade edemezsiniz. Bunu tutup da ya buralara girmeye gerek yok şimdi. Tarihte şöyle şöyle düşünenler olmuş falan gitmeyelim. Yani bir sonsuz denilen kavramı herhangi bir rakamla kıyas edemezsiniz. Ne deriz? O rakam cinsinden olmayandır deriz. Bak, birisi dese ki ya yani nasıl bir rakam bu? Ya sonsuz rakam değil ki. Sonsuz rakam değil değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Sonsuz rakam değil ki. Neden? Rakam cinsinden olmayana sonsuz denir. İnsanda bu kavram var. Bir sonsuz olması lazım. Fakat insan sonsuzun içeriğini kavrayabilir mi? Hayır. Neden? Sonsuzun içeriğini kavrayabilmesi için insanın o sonsuzun kapasitesinden daha geniş bir kapasiteye sahip olması lazım. Daha geniş bir kapasiteye sahip olursa o zaman bizim sonsuz dediğimiz şey demek ki sonluymuş. Bak onun dışında onu kapsayan daha geniş bir şey var. Demek ki o sonsuz tanımına zıttır. Kainatın yaratıcısının bu kavramı hiçbir zaman unutmayalım. Kainat cinsinden olmayan buna ne denir? Kur'an tabiriyle velem yekun lehu kufuven ehad. Kainattan hiçbir parça ile onu kıyaslayamazsın. Aslında lemyelik ve lemyület de bu demek. Ama konumuz o değil. Şimdi burada Kur'an tefsiri yapmıyoruz. Bunları çalışmak için özel olarak çalışmak lazım. Neyse kemislihi şeyün bir başka açık ifade hiçbir şey onun misli, benzeri, mukayese unsuru olamaz. Yani onun zıttı olamaz. Bunlar Kur'an böyle diyor diye değil. İnsan Kur'an'ın bu söylediğini duyunca ya öyle olması lazım der. Kainatın yaratıcısı kainat gibi olsa o da kainat gibi değişken, sınırlı, bağımlı, yaratılmaya muhtaç olması lazım. Kendisi yaratılmaya muhtaç olanın bir başka şeyin yaratıcısı olması imkansız ve mantıksız ve ya kendisi yaratılmaya muhtaç. Birisi yapıversin beni diyor. Ama ben de başkasına yaratacağım diyor. Ya sen de yaratma kuvveti olsa önce kendin yaratılmaya muhtaç olmazsın. Bunları ne yaparız? Bir ifade içine koruruz. Ama bu ifadelerin nasıl anlaşılması lazım geldiği konusunu konuşuyoruz. Kain bir nefsi mesela bunlardan bir ifade gelenekte var. Ne demek bu diye
konuşmamız lazım. İşte bunu, bu demek. Şu konuştuğumuz demek kaim bir nefsi. Çünkü kainatta hiçbir şey kaim bir nefsi değildir. Kendi kendini var eden değildir. Kendi kendine var olmuş olan değildir. Var edilendir. Var edilen. Kuş yapıldı. Kendini düşün. Kendi varlığını düşün. Sen kendi kendini var ettiğini iddia eden bir adam gördün mü şimdiye kadar? Nedir? Ben yapıldım, ben böyle yapılıyorum der. Bir kaynak arar. Ama bu kaynağı ararken geçiştirebilir. Neden? Din denilen nesneyi kabul etmediği için der ki, ya belki doğal olarak böyle gelişmişimdir. Atar ya. Peki doğal olarak böyle gelişen kendi kendine kainattaki genel geçer kurallara tabi olmak zorunda olmayan bir parçacık göster bana. Kendi başına hiçbir kurala tabi olmadan istediğim zaman buraya giderim, istediğim zaman böyle yaparım, ben hür birisiyim, dilediğimi yaparım diyen bir parça göster kainatta bana. Laboratuvarda göster bana. İnsanların kendilerinin tarif edemedikleri faaliyetleri işte böyle oluşuyor diye geçiştirmeleri art niyetlerinden. Neden? Bunların bir yapıcısı var olduğunu söylediği zaman, bu konuya hep geliyoruz ama maalesef çok geçerli ve gerçekçi bir gerekçe bu. Öyle bir gerekçe. Düşünüyor, ben de dindarlar gibi olmam lazım. Kim onlar? Hani şu kahveye gider gibi camiye gidenler var ya, hani kahve pahalı. Yani ya camide hiç olmazsa bir sosyalleşme söz konusu oluyor. İşte yani herkes için söylenmez de genellikle bizim dinimiz var. Dinimizin gereği böyle yapacağız diyor. Ben öyle bir şey yapamam diyor adam. Niye yapıyor, neden gidiyor, bilmiyor. Bizim dinimiz diye tutturmuş gidiyor. Eğer o aynı kişi Hristiyan bir toplumda doğsaydı camiye değil de kiliseye gidecekti. Ona da sorsa niye gidiyorsun, bizim dinimiz diyecekti. Ben böyle olamam diyor. Yani her toplumda bir dindar kesim var, onlar öyle atıyorlar diyor. Ben böyle olamam diyor. Öyle olamam demesi doğrudur. Tamam, sen öyle olamazsın. Doğru. Ama bu gerekçeyle eşya kendi kendine böyle olup geliyor deme aptallığını da göstermemen lazım. Araştırman lazım. Evet, öyle olamazsın. Doğru. Olmamalısın. Doğru. Ama ben eğer Allah var desem din doğru demiş olacağım. Çünkü din Allah'ın varlığını dava eder. Din doğru desem şu bizim çevremizdeki dindarlar gibi olacağım. Ya yani ben onlar gibi olmak istemiyorum der. Doğru. Bak. Onlar gibi olmak istememek doğru ama bir yaratıcı olması lazım geldiği konusunda ve bu yaratıcının senin açından, senin dünyada ne ifade etmesi lazım geldiği konusunda bir çalışman, bir gayretin oldu mu? Yani bırak şimdi dindarların ne halt ettiklerini. Kendine dindar diyenlerin, onlara dindar da denmez de. Kendine dindar diyen gelenekçilerin gelenekte tuttuğu kültüre gidiyor. Onların dediklerini bırak şimdi. Senin varlığı izah etmenin kaynağı ne kardeşim sen? İnsanların, benim kanaatimce, İnsanların çoğunun dine taraftar olmamasıdır. Nedeni kültürdeki din anlayışının, ama kültürde diyorum, gerçekteki Kur'an'ın anlattığı din la ilahe illallah ve lem yekun lehu kufuven ehad, konumuzla ilgili olan ayetleri söylüyorum. Leyse kemislihi şey'un. Bu mesajı getiren kaynağın yanlış olduğu anlamına gelmez. Mesela bir yerde çok kötü bir eğitim yapılıyordur. Şimdi bir yerdeki kötü eğitimcilerin,
kötü öğretmenlerin, yanlış uygulama yapan öğretmenlerin varlığına bakarak eğitim yapmak kötüdür dediğinde çok yanlış bir sonuca gidersin. İnsanlar yeni neslin bir eğitime tabi tutulmazlarsa onların öğrenme kabiliyetleri nasıl gelişecek? O zaman ne yapacaksın? Bu eğitim sistemi çok insanı yetiştirmiyor ya, ama gerçekten eğitim lazım mı? O zaman yetiştirici bir eğitim sistemi nasıl kurulur? Onu düşün. İnkar etme. Eğitime gerek yok değil mi? Ya şimdiye kadar eğitime gerek yok diyenlerin halini gördük. Eğitime gerek yok değil mi? Yani kültür bataklığından çıkamazlar. Mecburiyetten dolayı eğitim görmeyenler, illa de laik eğitimden bahsetmiyorum. Okullara gitmek eğitim demek değil. Fakat bir insanın kendisini mutlaka eğitime tabi tutması lazım. Yani bizde eğitim denildiği zaman ne akla gelir? Okula gitmek akla gelir. Ne komik bir şey. Ne komik bir şey. Yani bu seküler okul sistemlerinden birine gideceksin de eğitim göreceksin veya dindarım diyen, sana Arapça öğreten, din adına Arapça öğreten veya ilmihal bilgisi öğreten kaynaklara da din eğitim kurumları demek komik bir şeydir. İnsanın insaniyetini eğitmesi gerekir. Bunun için de eğitim müessesesi oluşması gerekir. Ben eğitime %100 taraftarım. İnsaniyetimi eğitsin. Bana bir meslek edinecek, seküler toplumun parçası edecek, beni köleleştirecek. Bu seküler işte medeniyetin kölesi yapacağım. Part-time köle diyorum ben ondan. Hani 8-5, 9-5 mi ne diyorlarsa. Haftanın 5 günü gibi 6. günü de alışveriş merkezlerinde öldüren ahmaklar var ya. Onlar gibi olacaksak ona eğitim denmez ki, köleleştirme müessesesi denir. İstediği kadar ne öğretse, ama eğitimin doğrusunu, insanı eğiteni aramak lazım. Bu da bir örnek idi. Yani eğitimin kötü olması insanın eğitilmemesi gerektiği sonucuna götürüyor. Ne yapıyorlar mesela? Kızlar eğitim görmez diyorlar. Ya bazıları, şimdi diyen var mı bilmiyorum da, bizim geçtiğimizde bazıları öyle derlerdi. Kızın eğitimde ne işi var, okullar ahlaksız yuvası falan. Oğlanın ne işi var ya? Ahlaksızlığı kim yapar? Kız kendi kendine ahlaksızlık yapar mı? Senin oğlun yapıyor işte. Onu düşünmez. Kültür bu ya. Bunun ne mantığı var, ne bir şey, ne bir tutarlı tarafı var. İşte. Ama ben seküler eğitime karşıyım, fakat eğitime karşı değilim. Dikkat edin aradaki farka. Ben kendisine toplum, Müslüman diyen toplumun yaptıklarına karşıyım, takındıkları tavra karşıyım, ama İslamiyeti araştırmam lazım. Bakayım ne diyor bu adam, bu kaynaklar diye. İslamiyeti, bakın Müslümanları değil ha, İslamiyeti araştırmam lazım. Birinci kaynak nedir? Kur'an. Kur'an'ın ne gibi bir dünya görüşü sunduğunu, bunun muhakemeye uygun, insaniyete uygun olup olmadığını araştırmam lazım. İnşallah bizim yapmak istediğimiz de bu. Eğitim taraftarıyız, ama eğitim demek çocuğunu mutlaka ilkokul, ortaokula göndereceksin demek değildir. Ama alternatifim yok, alternatifim yok, ne yapayım? İşte ne yaptılar mesela? İnsanları okula göndermediler. Tabii okula göndermemek doğruydu. Onun yerine dikiş nakış kursuna gönderdiler. Namazlıklarını ezberlettikleri din diye hiç alakası yok. Yerlere gönderip namazlıklarını ezberlettirdiler. Ne oldu? Kur'an kursu mezunu benim kızım genellikle. Yani dikiş nakış da biliyor. İyi de yemek pişiriyor. Hadi bakayım. Birisiyle evlenip köle olmaya namzet. Çocuk fabrikası olarak
insan değil ya, hayvan da böyle yaşar yani. O da çocuğuna nasıl bakacağını çok iyi bilir. Sütünü de verir, işte altını da temizler, ne gerekiyorsa. Hayvanlar çocuklarına insanlardan daha güzel bakarlar. Bunlar eğitim değil arkadaşlar. Her neyse, bizim esas insaniyetimizi tanımamız lazım. Esas kurumun bizzat kendisini sorgulamamız lazım. Yani İslam ne diyor, ona bakmamız lazım. İnsanların dinle taraftar olmadıklarını söylemeleri bizim için bir şey ifade etmez. Biz o kişilere İslam ne gibi bir dünya görüşü getirdi, senin varlığını, senin insaniyetini nasıl tanımlıyor, böyle İslamiyet'i takdim etmemiz lazım. O zaman insanlar, isteyenler şaşırıp kalıyorlar. Çünkü Müslümancılık yapmıyorsunuz ya, grupçuluk yapmıyorsunuz ya, bizim Müslüman grubu sizden daha iyi gibi böyle insaniyete yakışmayan bir kıyaslamaya girmiyorsunuz ya. Ya Kur'an'ın dünya görüşü budur diyorsunuz. Sen insansın, düşün diyorsunuz. Onun için Kur'an'ın dünya görüşünde neler var, neler yok, önce bunları öğrenmemiz lazım. Yoksa İlmihal kitabından ya da işte imanın esasları şunlardır diye zati sıfatlar, subuti sıfatlar diye ezberlemekle din öğrendiğini zannetmek artık o tarihe karıştı, bitti onlar. Belli toplumlarda öyle zannedip geçiştirip gittiler ama şimdi artık kimse onlara itibar etmez. Onunla kimse tatmin olmaz artık. Bırak onları. Ya gerçekten sorgulayarak araştırmak lazım. Peki efendim. Şimdi kainatın nasıl şahitlik yaptığını ve dolayısıyla kainatın şahitlik yaptığı yaratıcının zıttının olmaması gerektiğini, çünkü kainat cinsinden olmadığını açıklayacak. Ama bugün burada durmak zorundayız. Vaktimiz doldu. İnşallah. İnşallah gelecek hafta devam ederiz. Ben burada susuyorum. Sizden söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Evet. Bir ses gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.